Afiyet olsun diyelim. Değerli izleyenler, Ankara'da 74 yaşındaki satranç tutkunu dünyanın dört bir yanından topladığı 412 satranç takımıyla Guinness Rekorlar kitabına girmeyi başardı. Şimdi o takımlar bir müzede sergilenecek ve isteyene de ders verilecek. Akın Gökyay, ismi belki duyulmamış ama 74 yaşında Guinness Rekorlar kitabına girmeyi başarmış. Biriktirdiği satranç takımlarıyla. Benim babam cebir geometri öğretmeniydi ve çok iyi bir satranç oyuncusuydu. Döve döve satranç öğretti bana. Babasını gelmesiyle başlayan satranç tutkusu ona büyük bir koleksiyon kurdurdu. Her gittiği ülkeden satranç takımları almaya başladı. Adet 20'ye gelince hanım beni evden kovdu çünkü her yer satranç evin içinde. Kimi için 3 gün bekledi, kimini dünyanın bir ucundan aldı getirdi. Sonra bir gün 412 satranç takımıyla rekorlar kitabına girdi. Bir gün Guinness rekorlar kitabını karıştırıyordum. Baktım abuk sabuk şeyler Guinness rekorlar kitabına girmiş. Ya benim satrançlar da girer herhalde ümidiyle adamlara bir yazdım. 30 Ocak 2012'de Guinness Rekorlar kitabına girdi. Devlet başkanları, padişahlar, savaşçılar, hatta mitolojik tanrılar. İşte burada da 11 Eylül olaylarının tasvir edildiği satranç takımı var. Gökdelenler var, ikiz kuleler ve onları vuran uçaklar. Rakip takımdaysa piyonları Saddam oluşturuyor. Hemen arkasında Usame Bin Laden var. Ahmedinejad var, yine Beşar Esad var. Karşı taraftaysa piyonları Bush oluşturuyor. Hemen arkasında Rice'la Blair var. İşte bu takımlar Ekim ayından itibaren Ankara'da dünyanın en büyük satranç müzesinde sergilenmeye başlanacak. Ziyaretçiler tarihte kısa bir yolculuk yapacak. Burada da Çanakkale Zaferi'nin tasvir edildiği satranç takımı var. İşte Çanakkale şehitliği gördüğünüz gibi hemen yanında Truva atı, cepheye mermi taşıyan Seyit Onbaşı var yine, Atatürk var. Ön tarafta ise Mehmetçikler duruyor. Karşıda ise Anzak askerleri var. Müze çocukların da ilgisini çekecek. Biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri